Merhabalar. Daha önce videolarımda alüminyum folyodan, pişirme kağıtlarından ve bunların etkilerinden bahsetmiştim. Ayrı ayrı ele almıştım. Şimdi bu sefer de pişirme kağıdı ile alüminyum folyonun bir arada kullanılmasıyla ne oluyor ona bir bakacağız. Daha evvel sosyal medyada, instagramda ben bu konuyu bilimsel bir şekilde ele almıştım. Hatta deneyini dahil laboratuvarda yaparak uygulamıştım. O çalışmada ekmek üzerinden bir çalışma yapmıştım. Ekmekte işte kontrol örneğinde ve folyo sarılı ekmekte. Ardından folyo artı korusun diye yağlı kağıda sarılı ekmekte ısıl işlem uygulayarak acaba alüminyum ne kadar geçiyor, geçiyor mu? Geçmiyorsa durum nasıl? Ona bakmıştım. Şimdi bugün bu videoda da sizlere bu çalışmalardan sonra hepsini ele alan yani folyodan gıdaya direkt teması acaba bu pişirme kağıdı ne kadar etkiliyor, ne kadar koruyor ona bir bakacağız, onu ele alacağız. Bu çalışmayı şöyle özetleyecek olursam ekmek örneği standart bir ekmek ve bu ekmek aynı parti ekmek. E, bu gördüğünüz kontrol örneği, bu kontrol örneğinde bu dilimde e, ekmekte bir alüminyum testi yapıldı. E, PPM seviyesinde ölçüm yapılıyor. E, çıkan sonuca göre de e, diğerlerinin karşılaştırması yapılıyor. Daha sonra aynı başka bir ekmek dilimi aynı partide böyle alüminyum folyoya tamamen gördüğünüz gibi sarılmış bir ekmek dilimi. Ve üçüncü örneğimiz ise önce önce yağlı kağıda sarılmış yani aslında yanlış bir terim pişirme kağıdı pişirme kağıdına sarılmış ardından Alüminyum folyoya sarılmış ekmek görüyorsunuz. Bakın birbirine benziyor aslında. Ama bunun içerisinde pişirme kağıdı yok. Bunun içerisinde pişirme kağıdı var. Örnekleri, bu da kontrol örneğimizdi. Bir tost makinesinde standart bir ateşte tost makinesinde ısıl işleme tabi tuttuk. Ve burada gördüğünüz ekmekle burada gördüğünüz ekmek dilimi 10 dakika kadar bir işleme maruz, ısıl işleme maruz kaldı. Ardından sonra ardından ekmekler açıldıktan sonra laboratuvarda diğeri gibi aynı ölçümde, aynı test koşullarında işleme tabi tutuldu. Bu gördüğünüz kontrol örneğinde e, bir 5 birim diyelim öyle bir terim kullanalım. 5 ppm e, alüminyum varsa ki mutlaka vardır çünkü sularda doğal olarak alüminyum var demiştik doğada. Sudan gelebilir, e, gıdanın kendisinde olabilir. Bu, bunda 5 birim varsa test, yaptığımız test sonucunda e, alüminyum folyoya direkt sarılı olan ekmek diliminde bunun iki kat arttığını yani 10 ppm seviyesine geldiğini gördük. Şimdi akıllardaki soru hemen yağlık yani pişirme kağıdı e, gıdamızı acaba alüminyum geçişinden alüminyum migrasyonundan koruyor mu korumuyor mu bunun cevabına geldiğinde ise bunda yaptığımız çalış sonuçta ise e, alüminyum seviyesinin ekmek diliminde İnanmayacaksınız ama tam 12 ppm olduğunu gözledik. 5 ppm, 10 ppm, 12 ppm. Yani bu bize neyi kanıtladı aslında? Alüminyum pişirme kağıdına sarılsa daha da fazla geçiş oluyor. Yani pişirme kağıdı aslında korumuş olmuyor. Örneğin fırında gördüğünüz kötü bir vaziyetteki Genelde baklavacılarda, künefecilerde sıklıkla görülen ve üzerinde bol bol bıçak çiziyi bulunan bu tip alüminyum tepsilerde, e, kimi zaman işte su böreği görürsünüz, kimi zaman baklava görürsünüz. Çok yaygın olarak ülkemizde kullanılan bir tepsidir bu ve ustalara sorduğunuzda. Onlar çok daha iyi ısı transferi sağladığı için biz bu tip malzemelerden memnunuz der. Aslında gıda güvenliğinden son derece riskli bir malzeme alüminyum tepsiler. Ee, ama bazıları ise bunun zararını bilmesine rağmen acaba ben bunun üzerine pişirme kağıdı koyup gıdamı koyarsam korumuş olmaz mıyım diye düşünür. Bu Bunu gösteriyor. Bu çalışma zaten onun bir özeti. Gıda maddenizi ee, bir alüminyum tepsinin üzerine sermiş olduğunuz pişirme kağıdına temas ettirip fırına verdiğinizde ve sıcaklık daha önce paylaşımlarında da bahsettiğim gibi 220 derecenin üzerine çıktığında tepsideki alüminyum pişirme kağıdının transferi arttırma gücüyle gıdaya daha fazla alüminyumun transfer olmasını sağlamaktadır. Bu çalışma bize, ee, aslında e, tost makinalarında, tepsilerde, e, pişirme kağıtlarının, alüminyum türevli malzemelerde bir bariyer görevi görmediği, bir kalkan görevi görmediği, aksine alüminyumun gıdanın içerisinde transferini hızlandırdığını gösteren önemli bir kanıttır. Bu bakımdan bu çalışmayı son derece önemli bulmaktayım. Yani sizler de eğer evlerinizde, restoranlarınızda neredeyse e, pişirme kağıdı Alüminyum folyonun zararlı etkilerini ortadan kaldırıyor diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Lütfen e, alüminyum folyo üzerine pişirme kağıdı koyarak pişirmelerinizi yapmayın. Daha fazla alüminyumun gıdanın içerisine geçmesine yol açmaktadır. Bu konulara dikkat edelim.